bir bölme işlemi verilmiş. C artı D toplamının alabileceği değerler isteniyor. Değerler toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi biz bunu yine şöyle ifade edebiliriz. Burada bir sayı var. İşte 9500 diye bir sayı AB. Bu eşittir. Şöyle 31 çarpı 3CD. 3 basamaklı sayısı 300'lü bir sayı. Biz bunu ve şunun bir kısmını çözümleyebiliriz. Bunu şöyle yazıyorum. Yani biz sayıyı ele aldığımız zaman diyelim ki 765. Biz bunu istersek 700 artı 65 diye yazabiliriz. Ya da diyelim ki 5689. Biz bunu istersek 5600 artı 89 diye yazabiliriz. Bunu yazmamızda hiçbir mahsur yok. Ben bunun bilinen kısmıyla bilinmeyen kısmını ayrıştıracağım. Şöyle yazarız. Hiç uzatmaya gerek yok. 9500 artı AB 2 basamaklı sayısı. Aynı şeyi burada da yapacağım. 31 çarpı bu 300 sayısı artı CD 2 basamaklı sayısı olur. Şöyle ayrıştırdım. Bu tarafı siliyorum. Şimdi şunu dağıtalım 31'i diğerinin üzerine. Şöyle. Şimdi sol taraf 9500 artı AB 2 basamaklı sayısı. Şimdi 31 ile 3'ü çarpacağız. Yani 3 ile 30, 93 yapar şu. Bir de 2 tane 0 getireceğiz yanına. Artı 31, CD 2 basamak sayısı. Şimdi sayıları aynı tarafa yollayalım. Bunu yolluyorum şöyle. Şimdi 9500'den 9300 çıkınca şöyle alalım. 200 olacak. 200 sayısı artı AB 2 basamaklı sayısı eşittir 31 çarpı CD. Şimdi şöyle değerlendirebiliriz. 31 ile bir sayı çarpılacak. Şöyle 2 basamaklı, 2 basamaklı bir sayı çarpılacak. Tabii 2 basamaklı derken olmayabilirdi. Çünkü soru içerisinde CD 2 basamaklı demiyor. Şunun 3 basamaklı olması yeterli. Bunun 3 basamaklı olması. Şimdi bir sayı çarpılıyor 31 ile. 200 artı AB gibi bir sayı ortaya çıkacak. Biz 31'i çarpmayı deneyelim. Eğer şöyle başlarsak, mesela 10 ile çarpsak 310 eder. 310. 310 olması için AB'nin 110 olması lazım. Halbuki AB 2 basamaklı bir sayı. Bu şekilde olamaz. Bundan daha küçük olmalı. Şimdi şöyle bir varsayıma gidersek, bunu siliyorum, demek ki 10 değil, ondan daha ufak olacak. Biz buna mesela şöyle 0, 9 verebiliriz. Veremeyeceğimizi varsayarsak, bu 2 basamaklı, biz bunu veremeyiz diye düşünürsek yanlış yapmış olur. Çünkü CD 2 basamaklı olmak zorunda değil. Bu 3 basamaklı olmak zorunda. Biz buna 0, buna 9 versek bu 309 olur. Sorun yok yani. 0, 9 vermemizde sorun yok. Şimdi böyle versek, çarpalım bunu. 30 ile çarpınca 270, 279. Şunu yazayım. Şurası ya da şöyle, ben bunu sileyim buradan. Şöyle diyelim. Eğer biz CD'ye şöyle 0,9 değerini verirsek AB'miz, bunu bulalım. Şurası bu değeri verince şunun tamamı 279 çıkmıştı. Buranın 279 olması için AB'nin 79 olması gerekiyor. AB 79 olabilir. Bir mahsur yok. Şimdi CD'miz küçülterek devam edelim. 0,8 olsa bununla çarpınca, şimdi 0 yani 8 ile 31'i çarpınca 248 olur. Şöyle yazayım bu tarafı bir yere. 248. Demek ki bizim AB sayımız, şu yeniden düzgün yaz. AB sayımız 48 olacak. 248 olması için AB'nin 48 olması lazım. Biz CD'mizi 0,7 seçsek, bu durumda yine 7 ile çarpacağız bunu. 217 olur sanırım. Bir daha bakalım. 7, 210, 217. 217. Buranın 217 olması için AB 17 olmalı. Şimdi diğerine 6'ya gelince 180, 200'lü bir sayı olmayacak. AB negatif olur o durumda. Bunları alabilir. C artı D toplamının alabileceği değerler toplamı. Şimdi CD, bizim CD'mizin aldığı değerler şunlardı. Şu 3 değer. Bu 3 değeri toplayacağız. Yani 9 artı 8 artı
7, bu da 24 yapar. Bunun sonucu 24'müş.